1973 Lüleburgaz doğumluyum. Çiftçi bir ailenin çocuğuyum. Aynı zamanda yıllarım 3 farklı gemi işletmeciliği firmasında maaşlı olarak çalışmakla geçti. Ezelden beri hep kalbimde olan şey ticaret yapmaktı, tüccar olmaktı, tacir olmaktı. Ancak şöyle bir şartım vardı benim kendi kendime koyduğum. Sıfır risk, daha doğrusu risk almadan, sermaye yatırımı yapmadan ticareti yapmalıydım. Yıllar sonra tabii ki internet diye bir şey hayatımıza girdi ve benim ilk kez o kalbimde hissettiğim hayalim bir anlamda yavaş yavaş vücut bulmaya başlamıştı. İnternetin sayesinde. Ne yapacağımla ilgili en ufak bir fikrim yoktu. Gördüğüm şey şuydu, internetin özellikle icadından sonra günümüz dünyasında, o günkü zamandan bahsediyorum, insanlar pekala risk almadan, sermaye yatırımı yapmadan da gayet ciddi ticaretler yapmaya başlamışlardı ve zenginleşmeye başlamışlardı. 97 senesinde, üniversite öğrencisiyim o zamanlar, network marketing sektörüyle tanıştım. Bu sektörle tanıştığımda o yavaş yavaş küllenmeye başlayan o çocukluk hayallerim tekrardan harlanmaya başlamıştı. Çünkü şunu fark etmiştim, risk almadan, ciddi anlamda sermaye yatırımı yapmadan da ben global bir ticareti inşa edebilirim. Dünyada bu mümkün, bunu yapan insanlar var, ben de yapabilirim mi düşünmüştüm. Network marketing sektörünün içerisinde sadece finansal başarıyı değil, aynı zamanda kişisel gelişimi de hedeflemiştim. Zaman içerisinde 97 senesinden sonraki geçen o Kayani ile tanışana kadar 2012 senesinde Kayani ile tanışmıştım. 15 sene boyunca evet kişisel gelişim alanında ciddi başarılı olduğumu söyleyebilirim. Çok ciddi sayıda kitap okudum. Motivasyon konuşmacılarını dinledim. Onlardan ilham aldım bir şekilde. Ancak eksik kalan taraf bende finansal başarıydı. Tabii ki doğal olarak finansal başarıyı da hedefliyordum. Ancak finansal başarıyı elde edemiyordum. 2012 senesinin Aralık ayıydı. Benim telefonum çaldı. İnternetten beni birileri bulmuşlar. Fikrin network marketing olduğunu anlamıştım. Artık usanç duygusu gelmeye başlamıştı. Evet, kişisel gelişim olarak ciddi kazanımlar elde etmiştim. Finansal başarı konusunda artık benim çok ciddi endişelerim vardı. Ben artık şunu düşünmeye başlamıştım bu sektörde. Yani bu sektörde başarılı olan bir insan profili var ve ben bu insan profili değilim. Bunu artık anlamıştım ve artık son noktayı koymaya hazırlanıyordum bu sektörde. Yani karşıma çıktı bir şekilde. İlk etapta reddettim. Daha sonra güvendiğim bir insanın ismi geçince, yani yapacağımız görüşmede güvendiğim bir insan olacağını duyduğumda olur, bir dinleyeyim dedim. Ne kaybedebilirim diye düşündüm. Kayani'yi dinledim 2012 senesi Aralık ayında. Az sayıda ürün olması bana enteresan gelmişti. Az, öz, yani niş ürünler olması benim ilgimi cezbetmişti. Hala daha kafamda olan soru, ben yapabilir miydim? Çünkü 15 sene boyunca başarısız olduğum bir sektörden geliyordum, network marketing sektöründe. Kayani sunumunu dinledikten sonra evet, eşim benim bir sunum alacağımı biliyordu ve nasıl geçti diye sordu. Ben de dedim ki vallahi yani beni heyecanlandırmadı desem yalan söylerim, ancak senin de gelip bir dinlemende fayda var. Eğer bir hamle yapacaksak bu hamle çok çok güçlü bir hamle olmalı. Olur dedi, ben de bir dinleyeyim dedi. Daha sonra işim geldi. Çünkü ona söylediğim şey, yine bir bu cümleyi özellikle vurgulamak istiyorum. Yani eğer sen varsan ben de varım. Eğer sen yoksan, sen olmayacaksan bu sürecin içerisinde beni çok yani ciddi şekilde heyecanlandırmış olmasına rağmen ben de yokum. Çünkü sahada çalışırken sizi arkanızdan bir şekilde birisinin veya bazı şartların arkanızdan çektiği bir durumda başarılı olabilme şansınız yok. Ben bunu çok çok iyi biliyorum. Ben eşimden tabii ki sahada aktif çalışma beklemiyordum, ancak en azından mental olarak, zihin olarak benim yanımda, arkamda durduğunu bilmek istiyordum. Daha sonra eşim dinledi ve eşim dinledikten sonra onun ben içgüdülerine güvenirim. Ben bununla ilgili, Kayani ile ilgili çok güzel şeyler hissediyorum demişti. Ve ertesi gün 18 Aralık 2012 tarihinde biz Kayani'ye başladık. Başlamak tabii ki işin sadece niyet belirtisi. Kayani'de sonuçta imza atıyorsunuz, bir kontrat yapıyorsunuz firmayla. Başlamanız demek başarılı olacağınızın tabii ki garantisi değil. Kafamızda hala daha bizim olan soru işaretleri ya da soru işareti şuydu: biz başarılı olabilecek miyiz? Yoksa birilerinin mutlaka başarılı olacağını biliyorduk. Bu endişelerle, bu soru işaretleriyle başladık. Ve daha sonra sistemle tanıştık. Otel toplantılarında bizden önce başlayan insanlar, liderler, önderler çok zekice bir şeyi düşünmüşler ve demişler ki
Yavuz ve Yavuz gibi insanlar Kayani'yi diğer insanlara bizim gibi anlatamazlar. Birebir anlatamazlar. Ve dolayısıyla bilgi aktarımı bozulmaya başlayacaktır zaman içerisinde. İyisi mi? Biz eğer bu anlattıklarımızı Kayani'yi A'dan Z'ye bir videoya çekmiş olsaydık, Yavuz'un eline bu videoyu vermiş olsaydık, Yavuz bu videoyu insanlara seyrettirseydi bu nasıl bir şey olurdu diye düşünmüşler ve video hazırlamaya karar vermişler. İyi ki de karar vermişler çünkü duyduklarımı anlatabilme şansım sıfırdı. Anlatsam da birebir anlatabilme şansımız sıfırdı. Ve ilk otel toplantılarından bir tanesindeydi. Başarılı olan bir kişinin videoyla nasıl Jade olduğunu, nasıl Pearl kariyerine geldiğini biz görmüştük. Ve o gün bir karar aldım. Karar aldığınızda her şey çok kolay oluyor daha sonra. Bunu fark ettim. Çok hafifliyorsunuz. Aldığım karar şuydu. 3 aylık bir hamle yapacaktım. Ve bu hamle tabiri caizse ölümüne bir hamle olacaktı. 3 ay boyunca 500 insan evladı sunum videomu seyredecekti. Bu 500 kişi kim olacaktı? İnanın en ufak bir fikrim yoktu. Tanıdık çevremize baktığımızda, birebir de iletişimde olduğumuz insanlara baktığımızda sayılarının 15'i 20'yi geçmediğini biz görüyorduk. Ancak bu hamleyi de yapmamız gerekiyordu bir gayretle. Ve o gün bir karar aldım. Dedim ki listelerimi tekrardan gözden geçireceğim ve hayatımın hamlesi olacak bu 3 aylık hamle. 3 ayın sonunda döneceğim, bakacağım sonuçlar beni mutlu etti mi, etmedi mi, değerlendirmeyi daha sonra yapacağım. Ve bu 3 ay içerisinde insanlarla görüşürken, videoyu seyrettirirken insanlara hiçbir şekilde süreci yorumlamayacağım. Elde etmiş olduğum sonuçları da yorumlamama kararı aldım. Her türlü yoruma kapalıydı. Eğer yorum yapacaksam 90 günün sonunda, 3 ayın sonunda bu yorumu yapacaktım. Bu kararı aldım ve kararı aldığımda gerçekten dediğim gibi çok hafifliyorsunuz. Bunu ben 15 sene boyunca yaşamadığım bir şeydi benim bu. Şükürler olsun ki önderlerimiz, bizden önceki önderlerimiz bu videoları çekmişler. Şunu fark etmişler. Bu işteki en büyük tehlike bilginin deforme olması. Bilgi deforme olduğunda tüketim ağında çöküntüler oluşmaya başlıyor. Bilginin dejenere olmaması çok önemliydi. Biz de bunun rahatlığıyla kolları sıvadık. Ve 3 ayın sonunda şunu yapacaktım. Sonuçlar beni mutlu etmiyorsa eğer bu sektörü tamamen bırakacaktım. Bir daha değil yakınımdan uzağımdan dahi geçmeyecekti network marketing sektörü. Artık kendi mesleğime mi geri dönerim bir şekilde, yoksa köye gidip çiftçilik mi yaparım ya da başka ne iş yaparım bilmiyordum. Ama bildiğim tek şey vardı, network marketing yapmayacaktım artık. Bunu test etmek istiyordum. Bu benim son hamlem olacaktı. Son hamlem diye çıktığım bu yolda bu süreç benim en güçlü hamlem olmuş meğer. Şimdi geriye dönüp baktığımda onu görüyorum. Pazartesi günüydü. Kolları sıvadık. Videonun play tuşuna basıp videoyu göstermeye başladık insanlara. Birebir de masa başında evimize davet ediyorduk. İnsanların evine gidiyorduk. Kafelerde buluşuyorduk. Yaptığımız şey şuydu. Videoya basıyorduk. Videoyu gösteriyorduk. Sordukları soruya verdiğimiz cevap şuydu. Bilmiyorum, birlikte öğreneceğiz. Videonu ne görüyorsan o. Birlikte öğreneceğiz. Verdiğimiz tek cevap buydu ve her hafta otel toplantılarına videoyu, hafta içinde videoyu gösteriyorduk. Video sunumu izleyen insanları, Kayani iş ortağı olsun veya olmasın, kafasında soru işareti olanlar vesaire, bunların hepsini toplayıp otel toplantısına davet ediyorduk. İçlerinden mutlaka 2, 3, 5 kişi